İremciğim, kızlara ne hazırlıyorsun? Kızlara ice latte hazırlıyorum. Ice latte'nin Türkçesini biliyor musun? Soğuk kahve. Aferin sana İrem. İngilizce biliyorsun galiba. Bir yes no biliyorum. Dış ses o kadar. Başka bir şey bilmiyorum. İki ayrı süt görüyorum orada İremciğim. Evet, birini laktozsuz sütle yapıyorum. Dün İlayda laktoza alerjisi olduğunu söylemişti. O yüzden. Oo, gelecek puanları düşünerek İlayda'ya yatırım yapıyorsun galiba. Yani onu düşündüğüm için içmesini istiyorum. Ya 3 gündür sunumda bir şey yiyip içemedik açıkçası. Yanında da ikramların olacak herhalde. Neler var orada? Orada çikolatalı kekler var. Hazır aldım dış ses. Çok güzel görünüyorlar. O zaman ben içeri geçerken sen de diğer sunumlarını hazırlarsın. Tamamdır. Siz içeride görüşürüz. Hah, gelinimiz de geldi. Sağlık öncelikle. Afiyet soralım olsun. Bakalım ne hazırladın misafirlerine? Ben ice latte hazırladım. İlayda seninki laktozsuz. Dün söylemiştin. Tabii. Rahat rahat içebilirsin. Laktozsuz süt kullandı. Evet, evet. Ben için mi İremciğim? Yo, içsin diye, içebilsin diye. İçemezdim çünkü alerjim var, şişiyorum. Evet. Yanında da çikolatalı kek topları ikram ettim. Evet, nasıl bulduk sunumu? Tadına da bakmak isterseniz. Bir bakalım önce hadi tadına. Hadi bakalım. Ay, benim bir huyum var ve şu an onunla karşı karşıyayım. Şimdi ben buna cesaret edemiyorum. Acaba benim nasıl bir fobim var? Pipet. Çok enteresan. Çocukluğumdan beri bir şey böyle ağzına kadar full dolduğu zaman ben içemiyorum onu. Vallahi. Hani illa bir dudak payı olacak onda. Mesela şu an o kadar dolu ki. Boşaltabilirim. Yok, 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 yok. Yani... Ama içemem yani, biliyor musun? Bilmiyorum. Çok enteresan. Ben illaki mesela kahve, çay yani şuralarda falan olmalı. Yoksa ya içemiyorum enteresan bir şekilde. İstiyorsanız pipetimle çekebilirim sizin için. Ya seni yerim ben ya. Hemen çekebilirim isterseniz. Ama bu laktozsuz falan mı? Benimki de mi laktozlu? Yok, sizinki de laktozlu. Ay evet, ben de o gün söylemiştim laktozlu. Laktozlu da olsa sizin için yaparım, hiç problem. Ne diyorsun İlayda? Yap aşkım bakayım. Ya! Ay, insanın kızı olsun ya. Vallahi hem böyle neşeli. Çok tatlı. Vallahi teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Daha saat için. Cimcimem benim. Peki. Sağ olun. Nasıl tadı, beğendiniz mi? Güzel ama latte biraz daha acı olur bebeğim. Tek shot kullandın sanırım. Daha daha profesyonel. Barista. Evet. Sayın barista, nasıl olmuş? Kahvesi biraz az. Az. Tek shot yapmış, 2 shot da ama güzel. Ama afiyet, o senin tercihin. Hani genelde değil mi? Tek shot yaparlar. Yok, bu boy. Yok, 2 shot yapıyor. Bu boya. Öyle mi? Ekstra shot mı diyorsun sen onu? Yok, direkt 2 shotla yapılıyor aslında. Ama bu büyüklükte mi? Onlar daha büyük değil mi? Yok yok, buna da. Vay aynı be. Şekilde. Barista daha acı olur. Var şurada ya. Evet. Sonra başka sadece sert bir biraz daha olmalıydı. Sert çok olmalıydı. Çok mu yumuşak? Evet. Bir bakayım ben de. Sen de bir bak. Ama güzel, sıkıntı yok. Eline sağlık. İçilayda sen. Bravo. Vallahi doğru. Kahve seviyorum hayatım. Doğru. Evet, olabilirmiş. Hakikaten olabilirmiş. Bravo. Evet, çok haklısın. Kahve sunumu dışarıda da zaten bu şekilde alıyoruz. O yüzden ekstra bir şey göremedim ben. Yani farklı bir görüntü olsun isterdik. Hani onun elinin değdiği ama farklı bir görüntü göremedim. Demek ki profesyonel bulmuş kahve sunumumu. Resmen kıskanmışsın İlayda. Merve. Merve. Merve baktı. Merve şöyle yaptı bak. Şuradan mı yesem olmadı. Şuradan mı yesem olmadı. Aman dedi, atayım hepsini. Onu mu yaptın? Merveciğim, biz program çıkışında konuşuruz seninle Bilare. Fikrini söylersin.
Anco. İkramlıkları çok seviyor. Dünkü keki de ağzına atmıştı çünkü. Evet. Ama sert hakikaten, nasıl ısıracağını mı bilemedin? Aç gelmiş sanırım buraya. Karnını doyurdu. Sen maşallah. Çok beğendiler. Ne koydun kızım sen bu lattelerin içine? Herkes de bir krize girdi, gülme krize. Fulya iyi misin? Burada mısın canım? Senin de sarımsak kokusundan tansiyonun mu düştü? Ne oldu galiba? Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Böyle biraz konuşur musun artık ya? İzin verirseniz gireceğim zaten arkadaşlar. Hiç konuşmuyorsun. Biraz sana evet, gir canım. Hayatım. Ben sunumla alakalı yorum yapmak istiyorum aslında. Aa, gerçekten. Evet. Biz yatak odasında geçmiştik. Gerçekten. Biz neyle alakalı yapıyorduk yorumu? Tamam. Tamam, bir şey olalım, bir normale gelelim. Evet. Şöyle bir kendimize gelelim. Yap canım, bu ne sarımsakmış. Devam et. İçim karardı benim ya, gerçekten. Niye çok yani zayıf, siyah, çok asil siyah durmuyor mu? Bence çok asil duruyor. Evinde öyle, içim karardı. Beyaz halılarım, bembeyaz. Ama salona girmedik ya daha. Şunları bir yorumlayın, biz bir şunlardan bir şey yapalım, çıkalım. Fulyacığım, sonra salona geçeriz. Durup tamam. Güzel şeye kötü yorum yaptın. Yani hiçbir şey de konuşmuyorsun, geldin güzelim kahveye kötü yorum yapmaya çalışıyorsun. Kahve değil canım. Fulya'nın zevk anlayışı çok acayip. Ben onu anladım evet, zaten. Evet, gayet ben çok beğendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben de kahveyi çok beğendim. Eline sağlık. Beğendim. Ben sadece tabağa yorum yaptım. Karşılam, sunum. Şunları çok beğendim. Fiyatını öğrenebilir miyim? 6 tanesi 150 TL. Çok güzel. Bardakların ne kadar peki? Evet, bardaklarımın tanesi 90 TL. Şimdi alınma ama bardaklar biraz sana benziyor bir tane, böyle kat kat senin gibi. Hayır, benim de senden aşağı kalır bir yanım yok, o ayrı mesele olsun. Ama yani biraz kat kat bunu söylemek istedim, içimde kalır. Biliyorsun bu takıntım olduğunu. Evet, bildiğim için ben söyledim. Ayıptım asla. Öyle mi? Evet. Kilolu gelmedin gözüme. Öyle mi? Evet. Dış ses bize sarımsak uzatıyor. Negatifliğe son. Evet. Negatifliğe son mu? Alıyorum. Şimdi dış ses. Gel canım gel. Bir şey söyleyeyim, biz gülmekten program çekemiyoruz. Bilmem farkında mısın sen? Hani burada mı dursun bu? Gerekirse koklatayım. Aynen aslanım. Bana tamam. Kilolu dedi ya. Bir koklasın. Kendine gelsin. Kokla ve kendine evet. Gel. Şöyle. Merak. Hayır ya. Bence çok relax olmuş. Öyle mi? Evet çok relax. Sana nasıl diyebilirim ben? Kılalım elden ele istersen. Çiçek gibi. Evet. Kastamonu'nun gerçekten en kıymetlisi evet, değil mi? Evet. Herkes genelde sarımsak işi mi yapıyor orada? Evet genelde. Değil mi? Çoğu sarımsak evet, işiyle evet. İlgileniyor. Yani mesela nasıl Edremit, Ayvalık'ta mesela zeytincilik çok fazla. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben hayatımda hiç zeytin yemedim. Gördüğüm yerde duramam. Duyduğumda da böyle çok şey oluyorum. Elinde zeytin. Evet bugün de öyle. Hayır asla yok, hiç girmedim. Hı-hı. Bugün tuhaf huylarımız dökülüyor ortaya ama evet. Çok ilginç ama böyle içinde çekirdekli onun hiçbir şey, hiçbir şey. Mesela başka? Merve duy. Erik İyide. Falan yemem. İyide falan, erik, iğde, kiraz, vişne hiçbirini yemem. Ne diyorsun? Onları evime alırım hani eşim yer ama çöplerini benim görmemem lazım. Kesinlikle görmemem Allah lazım. Allah. Evet. Ay, zeytin de nasıl şifalı, nasıl kıymetlidir. Nasıl bir günse herkesin fobileri, rahatsız olduğu şeyleri döktük ortaya. Evet. Peki, şimdi bence biz salon yorumuna geçelim. Hazır mıyız? Evet hazırız. Evet. Salon yorumundayız. Barista olarak değerlendirmeyeceğim çünkü burası bir ev. Sunumu güzeldi, sadece iki şat atman gerekiyor İrem. Bunu öğrenirse bir sıkıntı yok.